Ardahan merkeze bağlı Kocaköy Muhtarı Özbay Baranar. Hayvancılık alanında artan girdi fiyatlarına rağmen çiğ süt fiyatının 3 liranın altında olması nedeniyle çiftçinin batmakta, Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarını ödeyemez duruma gelmiştir. Ulusal Süt Konseyi tarafından sütün litre fiyatının 4.70 kuruşluk çiğ süt referans fiyatı olmasına rağmen Ardahan'da sütün litre fiyatının halen daha 3 liranın altında olmasını, marketlerde litresi 10 liranın üzerinde satılan sütün çiftçiden halen daha 3 liranın altında alınması hayvancılığa vurulan en büyük darbedir. Hem kuraklık hem de ekonomik kriz nedeniyle çiftçinin girdi maliyetleri 2 katına çıkarken ürettiğimiz süt ise yine aynı fiyatta kaldı. Artan maliyetler çiftçinin sırtına biniyor. Sıkıntıya neden oluyor. Üreticiler olarak süt fiyatlarının güncellenmesini istiyoruz. Zarar eden çiftçinin süt ineklerini kesime göndermek zorunda kaldığını belirtmek istiyorum. Batı illerinde 4.70 kuruş olan süt Ardahan'da 3 lira bile yetmiyor. Ardahan'da çiftçinin sütünü alan birkaç işletme var. Fiyatları bunlar belirliyor. Batı illerinde 5 liraya kadar satılan çiğ süt fiyatı ilimizde 3 liranın altında toplanıyor. Bu netice bizleri batırmakta kalmayıp hayvancılığı da bırakma noktasına getirmiştir. En azından fiyatlar 2022 yılı için yeniden güncellenmelidir. Ardahan Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği konuyla ilgili girişimde bulunmasını, yem fiyatlarının arttığı bu süreçte biz yetiştiricilerin haklarını savunması gereken Ardahan Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği bu duruma müdahale etmek zorunda. Bizleri temsil eden yöneticilere sizlerin aracılığıyla seslenmek istiyorum. Çiftçi artık maliyetine bile üretim yapamıyorken sizler ne yapıyorsunuz? Ardahan nüfusunun önemli bir kısmının tek geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık sektörünün can çekişmekte olduğunu görüyoruz. Çiftçimizin tek geçim kaynağı ahırındaki birkaç inek. Vatandaşımız o ineklere bile bakamayacak duruma geldi. Bu krize ne teşvik alıyoruz ne de ürettiğimiz ürünümüz para ediyor.